Merhaba dostlar tekrardan. Bugünkü konumuz af yasası ile ilgili olacak. AKP tarafından hazırlanan infaz yasası düzenlemesi ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Buna ek olarak diğer videolarımızda zaten açıklamıştık, yukarıdan linkini de bırakacağım. Buna ek olarak tekrardan bazı bilgilerin sızdığı söylendi. En çok gelen sorulardan birisi de bana uyuşturucu ile ilgiliydi. Uyuşturucu konusunda bazı düzenlemelere gidilmiş sanırım, genişletme olmuş. Uyuşturucuda büyük ihtimalle satıcılık dışında, hani bir defaya mahsus içicilik konularında 5 yıllık bir indirim gelebilir ya da yasadan yararlanabilir. Şimdi bununla ilgili tam net bir bilgi olmadığı için karamsar kalıyoruz bu konuda. Onun dışında hatırlarsanız MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin sunduğu bir teklif vardı, 5 yıllık bir ceza indirimi, ama herkese vursun istiyordu bu. Yani uyuşturucuya da vursun, cinayete de vursun, diğerlerine de vursun. Terör dışındaki ve kadın çocuk suçlarının dışındaki her şeye vursun istiyordu. Geçtiğimiz günlerde MHP'nin geri çekildiği gündeme geldi zaten. Bu geri çekilmenin sebebi aslında AKP hükümetinin şu anda çıkan bilgilerle tam doğrultulu olduğu anlaşılıyor. Çünkü AKP hükümeti yapmak istedi bu düzenlemeyi ve MHP'nin de istediklerini zaten içine aldı. Ondan dolayı 5 yıllık ceza indirimini de eklemiş oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı zaten geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki haftalarda taslağın tamamlanıp meclise sunulması bekleniyordu. Bu taslakta en çarpıcı şeylerden birisi ise, hatırlarsanız önceden 3 yıl 5 yıl alan insanlar denetimle birlikte dışarı çıkıyordu ve hiçbir ceza yatmıyorlardı cezaevinde. Yalnız yeni düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın söylediği en etkili cevap, bir ay bile cezası olanların cezaevine girip bir günde olsa cezalarını çekecekleri oldu. Onun dışında arkadaşlar, infaz düzenleme ile ilgili bazı şeyler olduğunu söylenmişti. Bununla ilgili değişikliklerin en güzeli aslında bana soracak olursanız, önceden 3'te 2'sine yatıyordunuz cezanın, şu an için 1 bölü 2'sine dönüştürüleceği söyleniyor. Yani böyle olan bir şeyde 20 yıl alan birisi direkt 10 yıl cezaevinde kalıp çıkacak, ki bunun zaten 3-4 yıl denetim serbestliğe gidecek. Yani bu çok güzel bir düzenleme bana sorulacak olursa. Tabi bundan cinsel suçlar, uyuşturucu, örgütle terör örgütü kurma ya da yandaşlık yapma, terör örgütüne işte bir şeyler terör örgütüyle ilgili olanların hiçbirisine kesinlikle zaten yok. Gündemde olan şu sıralar kadın cinayetlerine zaten kesinlikle yok. Tek burada genişleme yapılan yer uyuşturucu. Uyuşturucu bölümünde de bana kalacak olursanız, hani çok büyük bir şey beklemeyin. Ama hasbelkader bir defa ya olmuş içicilikten dolayı girenler, az ceza alanlar faydalanacaktır. Yani daha fazla bir şey beklemeyin derim ben size. AK Parti tarafından gelen açıklamalardan birisi ise infazda köklü değişikliklere gidileceği söyleniyordu. Bunlardaki seçenekler zaten evde infazla geceleyin infaz şeklinde bir şey. Bunlar yani ya ev hapsi, bilinen adıyla söyleyeyim ben size. Buradaki tek yenilikçi, yani ev hapsinin içinde de değişik kurallar çıkar büyük ihtimalle, ama yenilikçi yönden bakacak olursanız geceleyin infaz diye çıkartacakları sistem aslında. Bunda da araştırmalarımıza göre şöyle bir şey olacakmış. Gündüz insanlar yine gidecek işine, evine, belli bir düzeni olacak onun periyodik. Akşamları cezaevine dönecek. Yani gündüz dışarıda, akşam cezaevinde yatacak. Bu sistemi de böyle ilerletmeyi düşünüyorlar. Şimdi AK Parti tarafından gelen yeni bir açıklama da ise şöyle bir söylenti var. Daha doğrusu bu konuda çok katı olduklarını söylüyorlar. Kamuoyunda da rahatsızlık yaratan bir konuydu bu, bilirsiniz. Bazı cezaları alanlar hiç cezaevine girmeden direkt dışarı çıkıyorlardı. Bunu konunun başında da değinmiştik. Bu aslında şöyle bir şey. 18 ayın altında bir ceza aldığın zaman zaten 3'te 2'si 1 yıl gibi bir şey yapıyor bunun. Bu 1 yılda direkt denetimli serbestliğe vuruyordu. Yani bu insan hiç cezaevine girmeden direkt dışarı çıkıyordu. Ama yeni düzenleme ile ilgili söyledikleri şeylerden birisi de şu ki, bu insan bir günde olsa, 2 günde olsa, bir ayda olsa bu cezaevine girip oranın ortamını görecek deniliyor. Şimdi denetimli serbestlikte yeni düzenlemeler olduğu söyleniyor. Otomatik sistemde, yani şu anki sistemde 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik diye bir şey vardı. Bir ay hapis cezası alan birisinin, diyorlar şu sıralar, cezaevinde infazı uygulanacakmış. Yani 15 gün. Bir ayın infazını 15 gün yapacaklarmış.
Direkt denetimli serbestlikten dışarı çıkartmayacaklar da. Bir ay ceza alan birisi en fazla 15 gün deniliyor ama net bir şey yok daha bu konuda. Bu sürenin 5'te 1 denetimli serbestlikle değerlendirilecek deniliyor tekrardan. Yani bir ay ceza, bir ay hapis cezası alan bir kişi 12 gün cezaevinde kalacak. Tabi bu süre 3 yılın altında kaldığı için açık cezaevinde geçecek. Yani kapalı da değil de açıkta yatacak. Şimdi yeni sisteme göre mahkemelerde verilen cezanın 3 bölü 2'si yani %67'si yatılıyordu. Yeni düzenlemede bu cezanın 2 bölü 1 yani %50'si yatılacağı söyleniyor. Şimdi denetimli serbestliklerde her koşulda 3 yılın üzerinde olmayacak. Yani olmaması gerekiyor zaten. Çünkü 3 yılın üzerine çıktığı zaman 4 yıl adam yine 5 yıl ceza alsa ne olacak? 15 gün mü yatacak cezaevinde ya da 12 gün mü yatacak? Yani saçma bir algı çıkıyor ortaya bu sefer de. Ondan dolayı şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir örnek vereyim ben size. Örneğin mahkemece 10 yıl cezaya mahkum edilen bir insan 5 yıl cezaevinde kalacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçecek bir fiil. 1 yılda denetimli serbestlik zaten. O da iyi halli ise. Yani böyle tamam bu ben 10 yıl ceza aldım. Bunun 5 yılını yatacağım. 1 yılda denetim vuracak. 10 yılın 4 yılını yatacağım. Çıkacağım değil. İçeride bir olaya karışmadıysam. Yani o da oranın cezaevi savcısıyla cezaevinin psikoloğuna kalmış bir şey açıkçası bu işte. Onun dışında da ekstradan bunu ekleyecek olursak yani eski sistemde 5 yıl 8 ay yatıyordunuz 10 yılda. Denetimli serbestlikle birlikte olan ceza bu. 5 yıl 8 ay yatıyordunuz. Şu an için infaz düzenlemesi olursa eğer 10 yılın 4 yılını yatıp iyi halliyseniz çıkacaksınız geri dışarı. Şimdi bu yasada 5 suçun kapsam dışında olduğu da açıklandı. Ki zaten AK Parti hükümeti bu konuda çok katıydı. 10 yıldan 12 yıldan beri her çıkarttığı 5 yıllık indirimde bu 5 suçu illaki koyuyordu. Yani diğerlerine ayrıca ufak tefek hırsızlık, gaspa maspa veriyordu. Bu 5 ana temel suça ki en büyük Türkiye ortalaması olan suçlara vermiyordu. Tekrardan yine aynı 5 suçu sıraladılar ama bazı genişletme yapıldılar. Aynı uyuşturucuda yapıldığı gibi. Şimdi bu 5 suç cinsel suçlar var. Uyuşturucu madde ticareti var. Örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suçlar. Buradaki yenilik 2 tane yenilik var. Birisi uyuşturucuyu tamamen kapsayan bir yani dışlama yok. Uyuşturucuda yine bazı genişletmeler var. İlk defaya mahsus, bir defaya mahsus tarzında. Ufak tefek yeniliklere gelinmiş. İkinci yeniliklerden bir tanesi ise cinayet. Önceden cinayete kesinlikle vermiyordu. Şu an için cinayette alt soy üst soy yaptılar. Yani eşini, karısını, çocuğunu, aile cinayeti yoksa diğerleri de bir defaya mahsus tabi bu arada. Daha önceki zaten belirttiler orada. Mükerrer suçlara kesinlikle yok. Yani birbirini tekrar eden suçlara kesinlikle yok. Cinayette de aynı şey. Büyük ihtimalle uyuşturucuda da aynısını yapacaklar. Cinayete yaptıkları gibi bir geliştirme yapacaklar. Bu saydığımız 5 yıllık bir 5 ayrı cezada da zaten infaz kapsamı dışında kaldığında yine eski sistemden yararlanacak bunlar. Yani yeni sistemde 10 yıl ceza alan birisi iyi halli ise 4 yılda çıkıyorsa bu 5 suç iyi halli de olsa kötü halli de olsa 10 yıl aldıysa 7,5 yıl yatacak. Bunun başka bir seçeneği yok. Bu yeni düzenleme ile birlikte infaz yakma sınırında da bir değişikliğe gidildi. İnfaz yakmada bildiğiniz üzere bir suç alırdınız denetimli serbestlikten size bir infaz verirlerdi. İşte 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bir daha aynı suçu işlemeyin diye. Bu suçu o 5 yıl diyelim biz mesela. 5 yıl içerisinde tekrardan işlerseniz de tekrar cezaevine giriyordunuz ve açık hakkınız tamamen kalkıyordu. Yani infazınızı yapmış oluyordunuz. Full kapalıda yatıyordunuz. Açık cezaevine geçemiyordunuz. Yalnız bu düzenlemede sadece infazı yaktığının bir katı kadar kapalı cezaevinde ekstradan kalacak. Yine açık cezaevine geçme şansı olacak. Az da olsa. Yani örneğin herhangi bir yeni suçtan bir yıl ceza alan bir hükümlünün koşullu salıverme süresinden sadece 2 yılın yanmasına karar verilecek mahkemelerce. Alternatif infaz düzenlemelerine de yeni ayarlar geldiği söyleniyor. Düzenleme ile alternatif infaz usullerinde de güçlendirmeye gidiliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usuller hala şu anki sistemimizde de aslında var.
Yalnız şöyle bir şey bir gerçek. 6 aya kadar hapis alan insanlar mesela geceleyin ya da hafta sonu infazını değerlendirebiliyordu. Yalnız şu anki sistemde 1 yılın altındaki cezalar denetimli serbestlikten dışarıda olduğu için zaten bu sistem işlemiyordu. Yalnız bu yeni sistemde 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için aksaklık oluyordu. Daha doğrusu bu işlem yani gereksiz bir anlama çıkıyordu. Yalnız yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani taksirli işlenen bir kapsamda verilen ceza ise bu sürede 2 yıl olarak belirtiliyor. Bu sistemin altında ceza alanlar talepleri halinde cezaevlerinin infazlarının hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecekler. Şimdi kadın ve yaşlılarda evde infaz düzenlemesi vardı bildiğiniz üzere. Bunda da bazı genişlemelere sebep oldu bu yeni infaz düzenlemesi. Bunlar da zaten süreleri değiştirdi. Kapsamlı bir değişiklik değil açıkçası. Aynı sistemin yıllarını, şimdi örneklerini vereceğim zaten, yıllarını uzattılar sadece. Mevcut sistemde kadınların 6 ayın altında kalan cezalarını evde infazda geçirebiliyorlardı. Yani elektronik kelepçe sistemiyle. Buna yaşlılar da dahildi. Bildiğiniz üzere yaşlılar ve kadınlar 6 ayın altında cezalarını evde geçirebiliyorlardı. Kadınlar da bu süreyi 1 yıla çıkartıyorlar. 1 yıl altında ceza alanlar, bir kadın hükümlü için konuşuyoruz şu anda, cezasını evde elektronik takip sistemiyle yapabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindeki 1 yılın altında kalan cezalarını evde infaz sistemiyle yatıyordu. Bu süre şimdi 2 yıla çıkartıldı. 75 yaş ve üzeri 3 yıl ceza 3 yıl ve altı cezayı evde geçiriyordu. Bu da 4 yıla çıkartıldı. Cezaevinde hayatını yalnız ikame ettiremeyecek durumda olanların Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişilere de 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz olarak geçirebiliyorlar. Şimdi doğum yapan kadınlar için de bir ceza erteleme sistemi vardı şu anki sistemde. Bu 6 ay kadar bir geciktirebiliyordunuz cezayı. Yani doğum yapmışsınız, bir cezanız gelmiş. 6 ay geciktirebiliyordunuz bunu. Yeni sistemde bu 1,5 yıla uzadı. Yani doğum yaptıktan 1,5 yıl erteleyebiliyorsunuz. 1,5 yıl sonra cezanızı çekmek için cezaevine gidiyorsunuz. Yeni sistemde bu 6 aydan 1,5 yıla çıktığı gibi doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yılın altında ise bu ceza konutta infaz edebilecekler yeni düzenlemeyle birlikte. İnfaz düzenlemesiyle ilgili gelen yeni bilgileri sizlerle tekrardan paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.